Günümüzün trendi sosyal medya. Artık bağımlılık yapıyor. Peki vatandaşlarımız neler düşünüyor? Bu aralar herkes kullanıyor zaten. Baya baya hayatımızı şekillendiren bir şey haline geldi sosyal medya. Sürekli herkesin elinde telefonlar, Face'ten, her şeyimiz sosyal medyada zaten. Dışarıda yağmur yağsa Face'ten biliyoruz yağmurun yağdığını. Baya bir etkili yani. Şu anda günümüzde herkes sosyal medyaya takıldığı için yani hiçbir aile ortamı diye bir şey kalmadı. Yani herkes elinde bir telefon sağda solda. Yani aile içi iletişim sıfır. Ya bu dışarıya da yansıyor. İnsanların otomatikmen dışarıya potansiyeli de otomatikmen düşüyor yani. Gerçekten sosyal medyanın güzel tarafları var. Uzaktaki yakınlarımızı takip etmemize vesile oluyor ama genel olarak sosyal medyanın insanlar üzerinde eski kültürümüzü hani bu televizyon olmadan, telefon olmadan, internet olmadan insanlar birbirleriyle çok güzel vakit geçiriyordu. Bu kültürümüzü kaybetmemize sebep olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bence insanları daha çok iç dünyadan uzaklaştırıyor bence sosyal medya. İyi yanları öğrenciler açısından çok iyidir. Mesela öğrenciler araştırıyor, dünyayı tanıyorlar, etrafı tanıyorlar, bunun gibi şeyler. Kötü yanlar da kötü siteler açısından kötüdür. Etkilerinin şu anda yansınamaz bir gerçeklikte üst katta olduğunu düşünüyorum. Şöyle uyanır uyanmaz ilk başta ilk yaptığımız şey nedir diye sorduğumuzda herkes direkt telefonuna bakıyor. Teknoloji iyidir ama bunu nasıl kullandığımız çok önemli. Bir kötü tarafı da örnek veriyorum. Facebook'ta tanımadığımız yüzlerce insan ekli, sokakta görsek selam vermediğimiz ya da yüz yüze geldiğimizde tanımadığımız insanlar var ya da fotoğraflarından tanışıp sokakta tanıdığımız insanlar var. Tabii ki gündemi öğrenmek. Gündemi takip etmek, duyarlı insanların siyasi, kültürel faaliyetleri yönüne büyük katkısı olması yönden iyidir. Şimdi gençlik sosyal medyayı tamamen hani şey olarak kullanıyor. Nasıl söyleyeyim? Kız amaçlı. İnsanlar arasında iletişim kopukluğu sağlıyor. Hani birebir ilişkilerde. Hani sohbeti bölüyor. İşte insanlar telefonla uğraşmaktan birbiriyle olan diyaloğunu azaltıyor. Benim gördüğüm o, olumsuz yanı. Gerçek hayattan kopuyor insan bence. Yani tiyatroya gitmeyi unuttuk. Mesela evde daha çok film izliyoruz ya da takılıyoruz. İşte ama doğadan çıkıyoruz yani resmen. Artık doğaya girmeyi unuttuk bence. Kendimizi geliştirmemizi, daha doğrusu ismimizi markalaştırmamızı sağlıyor. Şu an mesela Almanya'daki bir arkadaşımla çok rahat bir şekilde konuşabiliyorum. Özlemimi giderebiliyorum. Aynı zamanda kendi adımı bütün dünyaya duyurabiliyorum yani. Süper bir şey bence ya. Peki sosyal medya hastalık mıdır sizce? Evet, hastalıktır. Bence insanların kendine kota koyması gerekiyor sosyal medyada. Yani Facebook'a mesela günde 15 dakika girsem yeter gibisinden bazı kotaları olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir insan başına oturduğunda kalkamıyor. Kesinlikle hastalıktır çünkü insana bir bağımlılık yaratıyor belli bir süreden sonra. Bayağı bir bağımlılık yapmaya başladı herkes de. İnkar etse de çoğu kişi yapmaya başladı. Bizim çağımızda şu anda evet bir bağımlılığa doğru gittiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü insanların yapacağı çok şeyi yok şu anda. Örnek veriyorum sinemaya gittiğiniz zaman çok yoğun bir sinema izleyicisi bulamıyorsunuz. Tiyatroya gittiğinizde çok yoğun bir tiyatro izleyicisi bulamıyorsunuz. İnsanlar artık birebir etkileşim halinde oldukları Facebook kanalı, Instagram. Evden çıkmayan, alışverişini internet üzerinden yapan insanlar var. Markete dahil gitmeyen insanlar var. Bu açıdan baktığımızda evet büyük bir sıkıntı. Günümüzde çocuklar hep dışarıda oynuyordu. Şimdi günümüzde herkesin elinde bir tablet olsun, bilgisayar başında olsun, telefon başında olsun. Kimse başını kaldıramıyor. Veya çocuğuna bir şey söyleyemiyorsun. Yani böyle çocuklar için de kötü bir gelişim. Ben şahsen bağımlılık olarak algılarım. Çünkü sürekli takip ediyorum. Gündeme duyarlı bir kişi olarak bağımlılıktır benim için. Hastalıktır yani kardeşlerimden biliyorum. Tembellik yapar aslında bir yandan da. Tabii ki. Hani şahsen ben de ciddi anlamda bağımlılık yapıyor.